Ve Arman Hocam, bazı insanlarda şu da var, idrar sıkışıklığı da var. Peki idrar sıkmanın zararları var mıdır? Şimdi çok uzun süre tutmak belki hani genç yaşlarda çok önemli olmayabilir ama yaş ilerledikçe mesadeki idrarın uzun süre tutulması böbreklerin de idrarı tahliye edip itmesini zorlaştırabilir. Bu anlamda önemli. Bir de bazen mesane hacmi küçülmüş, duyarlılığı artmış insanlar var. Bunlar da belki normal bir insana göre çok daha bir az idrar miktarı mesanede biriktiği halde lavaboya giderler. Sebebi şudur, yapısal olarak veya duyusal olarak sinirler nedeniyle mesane çok daha az bir idrar dolumuyla kişiyi uyarır. Sen doldun, ben lavaboya git boşalt tarzında. Bunlar da tabii hekimler ultrason, endoskopi yöntemleriyle iyi ayırt edip ona göre ilaç tedavileri, çok ileri vakalarda belki cerrahi olarak mesaneyi büyütme tedavileri yapabilirler. Nörolojik bir hastalık varsa onun tedavisini sağlayabilirler. Tabii çok tutmak iyi bir şey değil. Belli periyotlarla azaltmak, boşaltmak lazım. Ama çok sık da gitmemek lazım. Çünkü sonuçta mesane doldukça hacmini koruyan bir organ. Eğer siz yarım saatte bir lavaboya giderseniz mesane de yıllar içinde küçülecektir. Bu anlamda biraz mideyi de andırır. Hani çok yiyince miden büyür ama az yedikçe kolay doyarsın gibi düşünün. O açıdan mesanenin hacminin normal düzeylerde tutulması önemlidir. Bütün bunlar üroloji uzmanlık alanının içinde. Bir kişinin kendi başına çözemeyeceği ama fark edebileceği sorunlar. Bu gibi durumlarda üroloji uzmanıyla konuşmak, derdini anlatmak gerçekten önemli. Önemsemek lazım. Peki idrar kaçırma neden olur? Değişik nedenlerle olabiliyor. Yani yapılan bayanlarda doğumlar, kilo artışları, postmenopozal dönemdeki hormonal bozukluklar, erkekte geçirilmiş prostat ameliyatları veya prostatın kendisi, hani yapamayıp aşırı dolup taşma tarzında idrar kaçırmalar. Onlar da bizim üroloji pratiğimizin çok sık hastalık grubu. Ayrımları, sebeplerini ortaya koymak kolay, hızlı. Ve neticede yapılması gereken de kendini hemen ortaya koyabilecek hastalık grubu. Bu tip şeylerde de bence üroloji uzmanını bu konuda bilgilendirip sorunun yakalanması ve çözümü mümkün. Bunlar bizim genelde yüz güldürücü dediğimiz, sonuçlarının iyi olduğu, iyi sonuç aldığımız, hızlı sonuç aldığımız, hastanın da sizden memnun ayrıldığı hastalık grupları. Onun için bence çekinmeden rahatlıkla hastalarımız bu tip şeyleri iyi gözlemleyip uzman hekimlerimize başvurabilirler. Peki belli bir yaş oranı var mıdır idrar kaçırma? O her yaşta bazen olur. Bazen şu da oluyor, utanabiliyorlar da yani. Kesinlikle ama bakın, yani bir çocuğun tuvalet alışkanlığı, gece kuru kalması 3-4 yaşından sonra başlıyorsa diyelim, 5 yaşından insan ömrünün gittiği yere kadar idrar kaçırma şikayeti herhangi bir dönemde olabilir. Utanmadan söylemek lazım. 90'lık bir dede de idrarını kaçırabilir, var. 5 yaşında bir çocuk da uykuda altını ıslatabilir, var. Bunlar da bir şekilde ürologlar tarafından tedavisi, yardımı olabiliyor. Ya, bence saklamamak. Bu hastalıkların hepsinin de tedavisi var. Kesinlikle. Ve neticesinde de yüz güldürücü sonuçlarla ayrılıyor kesinlikle, hastalarımız. Kesinlikle. O açıdan işte tabii biz toplumsal ahlaki geleneklerimiz nedeniyle idrar kaçırma üzerine çok da hassasız. Yani bunu gidip bir hekime itiraf etmek çocuk için çok zor, anne için çok zor, kişisi baba için zor. Ama işte hani gidip söylemek lazım. Sonuçta bu odada kalıyor ve bu odada konuşuluyor. Hekim hiçbir zaman yargıç, savcı değil. Hani sizi sen idrar kaçırıyorsun tarzında suçlamayacaktır. Zaten hasta derdini anlatıyor. Çözümüne bakacaktır. Bence artık bunu yıkıp, yani bu bir sağlık sorunudur, gidip konuşmamız lazım. Çocuğu da bu anlamda ikna etmek lazım. Anne babaların da bu konuda rahat olması lazım. Hekime anlattığınız zaman hani derdini söylemeyen dermanını bulamıyor. Ama söyleyeceğiniz kişi derdinizi hastane dışındaki, parktaki insanlar değil, gelip bunu hekimlere anlatacaksınız. Ki Avrasya Hastanesi'ndeki hekimlerimize gerçekten işlerinde çok profesyonel, çok da duyarlı ve sizden gibi hocam hekimlerimiz, bilim insanlarımız olduğu süreçte de bu anlattığımız konularda
yüz güldürücü sonuçlar olmaması mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum.